ne olursa olsun saldırılar, hakaretler, küfürler, şiddetler taksamaz onların yeri yargıdır. Kimse evet. yargının ve kolluk kuvvetlerinin devletin yerine kendini koyamaz. Doğrudur. Koyduğu saniye zaten gerekli cevabı devletten yargıdan alır, alacaktır. Ben bu konuda başka bir şey konuşmuyorum. Doğrudur. Peki yargının verdiği karar var mı bu Seda Sayan yazıları ve haberleriyle ilgili sizinle ilgili? Konu bak tekrar ediyorum. Konu yargıdır. Seda Sayan hem beni mahkemeye verip hem de devleti mahkemeyi yargıyı hiçe sayarak Texas tombik sülülerine çevirmek isteyemez. Yani o kadırgalılık 70'li yıllarda kaldı. Burası hukuk devleti. Siz bunu bana sorarak ya herkes kendi sorunu kendisi halletsin kavgayla dövüşle diyorsanız zaten aynı medeni dünyada yaşamıyoruzdur Ali Bey. Ya ben baştan söylüyorum başka bir yere götürüyorsun. Hiç kimsenin kendi hukukunu kendi hukukunu kendi tesis edemez. Hukuk devletinde kimseye fiske vuramaz. Burada yanlı bir yayın görüyorum. Sizi tenzih ediyorum Gülşen Müge. Bana yapılan saldırıdan sonra ya bunun sebebi var ama denirse bu yanlıdır. Bu menfaatli. Ben başka bir şey demiyorum. Peki Erol. Bir saniye. Tamam. Ne dedin anlamadım. Yanlıdır ve çıkar sebebiyledir. Neden? Onu bilemem. Benim için böyle bir iddian mı var? Güzel kardeşim. Ben nihayetinde bir fiziki ve sözel saldırıya uğramışım. Sen her ne gerekçeyle legal kılmaya çalışmıyorum. Dinlemiyorsun herhalde. Dinlemediğini bilmiyorum tabii. Anlamıyorsun. Sebebe gidemezsin. Çünkü niye gidemiyorsun sebebi değil. Anlamadım. Ortada bir olay varsa bunun sebeplerini araştıracaksın. Yok, onun sebeplerini araştırmaya yetkin insanlara yargı mensubu deniliyor. Öyle mi? Tabii. Yargıya. Peki çıkar. Sizin Twitter'da Seda Sayan'ın geçmişte çektirdiği çıplak fotoğrafları dönüp kullanma hakkınız var mı? Belki bir şey söyleyeceğim. Senin gazetenin şeyinde var onlar. Neyinde? Gazetenin arşivlerinde var. Evet var. Gazete bir basın yayın organı. Erol Köse bir basın yayın organı değil ki. Yani Erol Köse'nin bu hizmeti yapması. Üstelik sana mahkeme yasak koymuş. Yasak koyduğu halde sana mahkeme. Sen o yayınları yapıyorsun. Ve bana menfaat karşılığı onları savunuyorsun diyorsun. Onları savunmuyorum. Yaptıkları kaba kuvveti kınıyorum. Kaba kuvveti kınıyorum. Ama sen menfaatim olduğunu iddia eder de ispat edemezsen Türkiye Cumhuriyeti'nin en şerefsiz insanısın.